İyi seyirlerden herkese merhaba. Bu hafta büyük bir yapımdan bahsedeceğim. Oscar sezonunda da aslında isminden çokça bahsedeceğimizi düşündüğüm Napolyon filminden. Oscar ödüllü Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Fransız İmparatoru Napolyon Bonaparte'ı efsane yönetmen Ridley Scott'ın büyük ölçekli filminde izlemek başlı başına bir olaydı. Bonaparte'ın iktidara uzanan güç yolculuğunu tek gerçek aşkı olan Josephine ile bağımlılık dolu, değişken ilişkisinin paralelinde takip eden film onun ileri görüşlü askeri ve siyasi taktiklerini muazzam bir şekilde sergiliyordu. Bana soracak olursanız şimdiye kadar izlediğim savaşlardaki strateji anlayışı ve taktiklerinin en dinamik, en etkileyici hatta en geniş ölçekli aktarımını bu filmde izlemiş oldum diyebilirim. Tarihin önemli bir imparatorunun portresini çizerken, bir yandan onun otoportresi ile karakterin daha içine girmek oldukça meşakkatli olsa gerek. Kaderinde büyük şeyler olduğunu bilen gözleriyle karşısına çıkan fırsatları kullanarak kaderini gerçekleştirmek isteyen otokrat bir adam vardı karşımızda nihayetinde. Kendiliğinden gelen yani doğası gereği bir lider. Ve bu tarihi liderin yorulmak nedir bilmeyen 85 yaşındaki büyük yönetmenin ellerinde oluşunu izledi. Napolyon kendisini önemseyen bir film. Ridley Scott'ın ve görüntü yönetmeni Darius Wolski'nin ellerinin değdiği her sahne gösterişliydi. Marie Antoinette'in neşe içinde giyotine gittiği sahnesi ile başlayan film gösterişli ziyafetler, savaşlar, meclis tartışmaları ve muazzam kalabalık sahnelerle doluydu hiç sevdiğim bir söz olmasa da işte her büyük erkeğin arkasında daha da büyük bir kadın vardır sözünün hakkını veren Josephine ki Vanessa Kirby tarafından canlandırılmakta. Bu Josephine devreye girdiğinde yani Napolyon'un bu tutsak olduğu kadına geçtiğimizde ise filmin tonunu biraz daha iyi anlamış oldu. Büyük bir adamdan azgın bir salağa olan bu geçişlerin yarattığı işte esprili sahneler bir aşk hikayesinden çok bir seks komedisini andırıyordu. Örneğin, Joseph'in işte eteğini kaldırıp aşağı bakarsan bir sürpriz göreceksin diyerek Napolyon'u ayarttığı sahnede. Joaquin Phoenix'in o nüans dolu mimikleri beni çok güldürdü açıkçası. Komikti yani. Halkın takdir ettiği, işte Büyük Savaş Dairesi, İmparator'un anlatıldığı bu devasa prodüksiyonun içerisinde geçen bu sahneler Napolyon kompleksi olarak bilinen teorik durum ile kafa buluyor gibiydi açıkçası. Ve bu sahneler ardından gelen o epik savaş sahneleri ve siyasi başarıların ardı ardına inşası durumu ile filmimiz Mizahi ayağını bir kenara koyan olay örgüsüne sahipti. Anlayacağınız, boyundan çok daha küçük bir adamın kurgusuna sahipti. Güvensiz tohaf adamın bu yarı komik bir karakter çalışması gibi de değerlendirmeye yatkın bu karakter inşası, Napolyon'u tam aşağılamaya izin vermeden şakayı kısa tutarak Napolyon Bonaparte'ın bu Avrupa'nın yarısını fetheden Fransız komutanına geçiş yapmayı iyi başarıyordu. Yani demem o ki Bonaparte büyük asker ve büyük politikacı olarak cömertçe gösteren pahalı Hollywood turuna film hızlıca devam ediyordu. Nihayetinde Napolyon'un yaşamını ele alan bütün filmler aslında aynı öyküyü anlatacaklardır. Scott'ın filmin anlatısını nasıl inşa ettiğine baktığımızda Napolyon'un genel hatlarıyla bilinen tarihsel destanla uyduğunu görüyoruz. İşte Napolyon'un iktidara yükselişinden en son sürgünündeki günlerine doğru ilerleyen bu zaman dizimsel sırayla ilerliyordu film. İktidara yükselişi, Fransız devrimi ardından gelişen olaylar, işte Elbe'ye sürgün edilişi ve diğerleri gibi. Filmi iyi yapan iki ölçüt var benim için. Bunlardan ilki bence tartışmaya kapalı mükemmellikte çekilen 3 savaş sahnesi. Bu Ridley Scott'ın kameranın arkasındayken imparatorun en ünlü taktik zaferlerini devasa tuval üzerinde yeniden yaratmakla kalmamış, ekstrem geniş açılar kullanarak savaş taktiklerini tablo şeklinde önümüze koymuştu. Açıkçası Napolyon'un bu bahsedilen askeri zekasının Hollywood destekli müthiş kanıtları olarak etkilenerek izledim ben bu üç savaşı. Ve elbette işte askerlerin arasına giren kamerada yakın ölçekte yaşanan bu dehşetin, kanın hesabını da görsel olarak yani aslında skat imzası taşıyan görsellerle hiç acımadan seyirciye sunmayı ihmal etmemişti. Ama bu sefer bütün olay birliklerin hizalanışları ve geniş açıda heyecan yaratan sahnelerdeydi diyebilirim. Şöyle canlandırın gözünüzde. İşte Louis-Jules Dumoulin'in bu 110 metre uzunluğunda 14 metre yüksekliğinde Waterloo panoramasını düşünün. İşte onun da ötesinde muharebe alanına kuş bakışı bakıyorsunuz. Hadi diyelim olur ya bunlardan da etkilenmediniz filmde. Olay örgüsünde tarih dersi gibi geldi size. Size söyleyeyim karşı koyamayacağınız diğer bir güç ise Joaquin Phoenix'in büyük adam biyografisi ile azgın salak arasında ortaya koyduğu başrol performansıdır. En ilgi çekici üstelik vegan da olan aktörlerden biri olan Phoenix'in buradaki performansında ustaca sadelik ve zekice kurulmuş nüanslar vardı. Scott'la yaptığı önceki filmi Gladiator'de oyuncunun bu gizli silahını kullandığını çok iyi hatırlıyorum. Kiminiz bunları aslında ton açısından tutarsız bulabilir ama aslında tüm bunlar işte karakterini insancıllaştıran ve o prestij, o nobran damarını yırtan kendi bedenindeki rahatlıkla ilgili oyuncunun. Napolyon filminin bu 158 dakikasının israf edilmiş hissi veren bir dakikası bile yoktu benim için. Ve hatta bana kısa geldi ki zaten Skatın daha sonra Apple TV Plus'ta yayınlayacağına söz verdiği 4 saatten fazla süren yönetmen kurgusu için iştahım oldukça kapardı açıkçası. Son olarak içime dert olan bir şey paylaşmak istiyorum filmde. Filmi izledikten sonra ne kadar üzüldüm anlatamam. Bu Napolyon filminden kat ve kat büyük bir yapımı ve seyirciye ulaşmayı hak eden Atatürk'ün filmini nasıl harcadıkları geldi aklıma. İşte 29 Ekim'de. Ee, televizyonda bize izlettikleri o tuhaf kurgu reklam ardından iki ayrı zamanda sinemada vizyonu saklanan iki ayrı film yerine bu şekilde Napolyon'u uyguladıkları gibi bir yayın planlanmalıydı diye düşünüyorum. Benim bu filme puanım 7.2. Son olarak eğer içerikler üretmeye devam etmemizi istiyorsanız beğen tuşuna basmayı ve Birgün TV abone olmayı unutmayın lütfen. O zaman ne diyoruz haftaya aynı saatte görüşmek üzere iyi seyirler.